Evet, bildiğim ilk günü sadece mesai günü içinde oluyor. Diğer günler hafta sonuna denk geliyor değil mi? İkinci haftaya geliyor. Bizim kazanımız rekor salı günü geliyor. Salı günü. Evet. Ya, şimdi belediyenin de bize mesai içinde lazım. Evet. Belediyenin bir günü mesai içinde geliyor. Belediyenin de Zera Bey burada onu tutar. Cuma gününden başlayıp hani tırmandık. Pazar günü bitme gibi bir şey var. İlk günü festival gününden verebiliriz. Cuma günü Cuma günü. Yani tüm hazırlıklar yapılır. Cuma son olur yani. Böyle. Cuma'da herkes orada olur. Çok çok olur. Hafta sonu olursa öğrencilere yaptım. Buraları oraya getirmemiz biraz zor. Orada da şöyle bir şey var. Biz belediyede yapılan her türlü etkinlikte hani bu girişimin duyurusu, hani yer alması gibi de tırmandırma gibi bir şey vardı. Şimdi ilk günde yaparsak hani şeyi alamayacağım. İkinci boyutu konserde mesela girişimin olduğu gün oldu ki biz rekoru kırdık. Allah'ın izniyle kıracağız. Biz orada en etkili konseri, en büyük konseri o gün yapıp hani artık onun şölenin patlaması gibi konseri. Dolayısıyla eğer rekor kırılırsa ki kırılacak. Diğer günlerdeki etkinlikte cılız kalma ihtimali var. Ben bu puhandayla, tanıtımla o kadar insan toplayacağımızı zannetmiyorum. Biz insanları nasıl toplarız? Biz insanları nasıl toplarız? Ancak okullarda yetkili amirlerin istemiyle, tüm öğretmenlerimizin de çabasıyla, gönüllü çabasıyla kadar kaymakamlıktan bir talimat verirse gençlerimizi şu tarihte şuraya getirin. Diğer tanıtım başka güne alırsam tanıtmanın elbette faydası vardır. Ama bizim tek kilit noktamız öyle. Orada ikinci bir boyut da var abi. Şudur. İlk hafta öğrencilerin okula dışarıdan gelen gelmeme ihtimali daha fazla. Evet, özellikle hatırlarsanız ilk şeyde biz ilk projemiz toplantısında Lütfü Bey bu tarihi verdi. Yani ikinci hafta olursa hem öğrenciler de gelmiş oldu ve hafta içinde oldu. Şimdi 62 tane öğrencimiz var. 10.000'i tarlada. Tahminime göre 10.000'i belki 10.000'i de aşar. Yani onu hayırlı yapmayın. Ben bunları söylüyorum. Tanıtım açısından da illaki bir kat çekiyorsanız afişler iyidir. Reklamın iyisi, kötüsü yok dediniz. Biz Cerahbe'yle dışarıda da görüştük. Daha güzel, daha modern fotoğraflarımız vardı. Bunlar da kullanılıyordu. Ama amaç bir kat çekmekse başka da söyledim. Bisküvi satmaksa, bisküvi satıp yani halkın dikkatini bu afişlerle çekebiliriz. Ama kimisi çok eleştirir bizi. Kimisi de güzel olmuş. Bizim meclisin görüşü gibi. Zaten o konuşmaya başlanıyorsa reklam yayında bulmuştur. Yani o reklamcı açısından evet. Bakarsan olur. Evet, benim görüşüm bu. Siz de ben de yani baştan gidelim böyle. Olup fark etmiyor. Bir de abi eğer tek şey yapıyorsa bir de hangi sorundan gündemleştirilmesi konusunda da değinirsen bitirelim. Şimdi kavşak, hastane kavşak sorunu önemli bir sorun. İnsanlarımızın yaşamıyla alakalı bir sorun. Kavşağın siyasilerden aldığımız bilgilere göre bir yıl içerisinde tamamlanması lazım. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'ndan da söz alınmış. Basına da yansıdı bu. Ziraat Bankası konusu ticari bir konudur. Adamlar kredi almış zamanında bu krediyi yine siyasilerin yardımıyla almışlar. Kredilerin üstüne yapmışlar. Hiç kimse kendi hakkından vazgeçmemiş. Yani özel bankalar geçmediği gibi Ziraat Bankası da geçmemiş. Ama Ziraat Bankası'nın yanlış bir uygulaması. Burada 3.000 tane insan kendilerine para takmışsa 7.000, 10.000 insanı giderek onların nüfusu da var. Yaklaşık nüfusun yarısından çoğu geçimini tarıma dayalı ekonomiyle sağlıyor. Ziraat Bankası bir yerinde o çiftçileri cezalandırmıyor. Tüm sigara kartının %50'sini, %60'ını cezalandırıyor. Bu yanlış bir uygulama. İnsanın haklarına aykırı bir uygulama. Biz defalarca bunu basının yoluyla gündeme getirdik.
araca karşı çıktık, yazı yazdık. Adamlar geri adım atmıyor. Bundansa hepimizi ilgilendiren üniversite sınavı, yerleştirme sınavlarının ziyarete yapılması için bir çaba sarf etmektir. Geçmişte varsa bir hata yapılmışsa da onların olmaması, sivil toplumun kuruluşlarında bu işte ön ayak olması ülkede bir teminat gibi gelecek düşüncesi. Mantıklı soru, üniversite sınavlarının tekrar Siverek'te yapılması konusunu işlerle gündeme getirirsek daha yararlı bir iş yapacağımıza inanıyorum. Diğer konular az kesimi ilgilendirirken bugün herhalde bu defa üniversite sınavına girecek insanlarımız vardı. Yani diğer konular %50 Siverek'in bir kısmını ilgilendiriyorsa üniversite konusu Siverek'in %100 ilgilendirecek onların başında geliyor. Bir de rekor geçimle ilişkili yani. İlişkili yani eğitimle ilişkili, okumayla ilişkili. Bunu buraya alabilirsek büyük bir başarı. Ziraat Bankası'nın meselesi de kendisine çiftçiyi gider kendi başına hukuki olarak mücadele verir, mahkemeye verir. Bu kararın yanlış olduğunu, insan haklarına aykırı olduğunu. Bir sürü girişim var. O zarar gören, kredi alamayan insanlar kendi çabalarıyla ilgilenmeye getirebilirler. Ama üniversite öğrencisi bizden sivil toplum kuruluşlarından destek almazsa kimse onu tanımaz, onun dilekçesini dikkate almazdı. Bu konuda biz sivil toplum kuruluşları olarak kent konseyinde de gündeme getirdik. İnsan hakları kurulu üyesi İsmuş Ali Ali Bülüyor bunu defalarca gündeme getirdik. Bu konuda yazılar yazıldı. İnşallah ışık görünüyor yani. Burada yapılması yönünde de bazı çalışmalar vardır. Siyasilerin de desteği alınma hatta bunun yapılabileceğine inanıyorum. Şimdi biz bir şeyle mücadele ederken olabildiğine de bakmamız gerekiyor. Bu olabilir. Halkı %100 ilgilendiren bir sorun olduğu için bu konuda biz bir çalışma yürütürsek, bir kampanya yürütürsek hem konumuzla iç içedir, alakalıdır. Ben bunları söyleyeyim. Şunu düzelt kişilerde kimden Siverek'ten çıkarınca olmadan selam söylüyoruz. Her defa kendiler burada olmasa da gönülleri burada olduğunda duyuyoruz. Şimdi aslında Guinness Rekorlar kitabını kırma sebebi bize ne getirir ne götürür. Onu çok önemli. Zafer biz başlamış. Öyle. Siverek'te organize sanayi bölgesi yalnız olmaması bu sebebin sebebin burada olmaması, sebebin bir vakit kurusu. Bunlar o tarihte çok iyi bir şekilde gündemde tutmamız gerekiyor. Ciddi anlamda bütün medyada bu anlamda çok önemli. Bütün televizyonlarda da bunu ciddi anlamda gündemde tutmamız gerekiyor. Zaten haliyle bu rapor tutulduğu zaman televizyonlarda hepsi bunu konuştuğu için bunu da ne şekil gündemde tutacağımızı, şimdiden onun çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yani şimdi küsur belki daha fazla sorun var. İçinden çözebileceğimiz birkaç şeyi alırsak çözecek. Yoksa sadece dile getirir, arada kaybolacak. Aynen öyle. Onları da şimdiden çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü her yıl bunu yapmayacağız. Her yıl bunu yapmayacağız. Çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. İnşallah başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Teşekkür ederim. Hangi sorunun özellikle efendim, hangi sorunu bilinmek istiyorum? Yani organize sanayi? Organize sanayi bölgesi, Siverek İl Yapma Kurusu ve Seyreden'in burada yapılması. Üç ana unsur bence en önemli. Ana unsur, bir taneyi ön plana çıkartıp yani vurup çözelim dediğimiz herhalde üniversite mi? Üniversitede kesinlikle bunu anlamak lazım. Siverek'te üniversitenin de yapılması, bu Seyreden sınavı burada olması, organize sanayi bölgesinin yapılması, Siverek'in iyi olması. Ben gerçekten de çok daha iyi olmalı. Ayağın istedikleri için iyi yaptı. Yani şimdi ne demiyor? İyice açtı galiba. Bir konuda kilitlenirse. Bir veya iki konu. Yani. Olma şansını. Bir veya iki konu. Yani çünkü biz yaptıkça şey ama her ortamda, rekor girişim konusunda her yerde her temsilci, her üye bir konu dile getirirse o konu kopartırız. Elinde rekor kırarsak yani ciddi yer olur.
Bunun tabii sadece bunu da dile getirmek ve onu detaylandırmak. Yani 96 yılında üniversite sınavı burada yapıldı. Gümüşse cezaysa bu kadar yıllık ceza olmuyor. Zaman aşımı. Veya da birilerin hatası ise bir toplum niye yaşıyor? İşte sürekli dışında ilçelerde bu ve benzer sınavlar yapılıyor mu? Yapılıyorsa Siverek'te niye yapılıyor? Siverek nüfusuyla karşılaştırıp, illerle karşılaştırıp hani olayın mağduriyeti bu. Böyle hani karar verdikten sonra bunu işleyeceğiz. Belki çalışmalar yapacağız. Her ortamda bunu rekor girişimi konusunda her yerde biz bunu da konuşmaya başlayacağız. İşte mesela burada en bahsettiğim dört konu birbirinden daha birbirinden de kıymetli. Ama hangisini ön plana çıkardın? Dördü de önemlidir değil mi hocam? Hepsi önemlidir. O dediğin, Sayın Başkan'ın dediği konu hani karşılaştırma falan yapmak. Evet. Zaten biz onu yapmışız. Bizdeki arşivlerimizde hangi ilçede üniversite sınavları halen yapılıyor. Biz onunla ilgili tespitler de yaptık ve araştırmamızı sivil toplum kuruluşları, insan hakları kurulu, ondan sonra kent konseyi ve belediye meclisi kararlarıyla birlikte elden Ankara'ya gönderdik. Büyük'e gönderdik. Elden götürüp teslim edildi. Yani bunlar hepsi bizim arşivlerde var. Bugünün nüfusuna göre de karşılaştırma yapabiliriz. Yalnız eğer bir tane konuyu almak istiyorsak arkadaşlar sadece il almamız lazım. Çünkü il olursa bütün sorunlar çözülür. Organize sanayi bölgesi çözülür. Üniversite sınavı yapılır. Üniversite kurulur. Yani bütün sorunlarımız bununla çözülür. Bu da bizim en tabii hakkımızdır. İlçe, hani diyorlar hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Bunlar hikayedir. İlçe, büyük şehirler kurmuyorlar mı? Büyük şehirler içerisinde ilçe oluşturmuyorlar mı? Merkez ilçeler falan, o ilçelere bağlı köyler falan. Bakın araştırma yaptım, bende var. Onu paylaşacağım sizinle. Onlar hepsi var. Dolayısıyla eğer il yapılmazsa hiçbir sorun çözülmeyeceğine göre ne kadar yatırım yapılırsa da yapılsın Siverek'in sorunlarını çözmemiz mümkün değil. Burada şu önemli. İlden başka çare yok. Bence eğer bir tane ele alıyorsa o da il konusu olmalıdır diye düşünüyorum. Bir tanesini ele alıyorsa bir tanesi hangisi diğerini getirir diye baktığımız zaman il olursa zaten diğer sorunları kendisi getirir. Yani burada tabii konuşalım diye bunu gündeme getirdik. Ama il olma konusu işte 22 yıllık derneğin mücadelesi, 1926'da ilçe yapılması, 1957'de ilk başlayan mücadele. Dolayısıyla hani bunu yaparken de yapabilecek şeyleri ıskalamayalım diye kişisel olarak düşüneceğim. Bu çeşitli platformlarda zaten bile getirdik bunu. Yine getirelim ama bunun sayesinde biz üniversite sınavını alabilirsek emin olun bir sonraki sene biz daha farklı bir girişim yapıp bu sefer çok daha ciddi şeyler isteyeceğiz. Ama koparabilme adına üniversite sınavı da bence önemli bir sınav. Hiç önemli değil yani, Sayın Başkan, özür dilerim. Koparabilmek yani önemli ama. Neyi koparsan kopar, Ziraat Bankası'ndaki tapuları kopar. Ziraat Bankası'ndaki 9 gişe var, 3'ü çalışıyor, 6'sı çalışmıyor. Orayı kadrodan doldur. Yeni bir Ziraat Bankası şubesi aç. Bunlar çözüm değil abi. Köklü çözüm ildir. Vermiyorlarsa hiçbir şey vermesinler. Ya bu ya hiç. Onu konuşmak lazım. Hayır yani benim şahsen talebim, benim fikrim, düşüncem budur. Ya bu ya hiç. O zaman köy derneği kuralım. Kuralım. Gelin beraber başla. Ben varım. Hemen kural. 7 arkadaş gelin köy derneği kural. Mücadele değil mi? Ben varım arkadaş. He. Köy yapma o güzelleştirme. Ya yok, çirkinleştirme ya. Yok kardeşim, bir güzelleştirme yok yok. Kalkınma da yok. Gelin devam edelim. Ben de gündeme getirdim. Bütün teşekkür ederim. Sen ilk konusu diyorsun. Evet. Kusura bakma, ben misafirim. Estağfurullah. Yurt dışına gelmiyorum. Siz konuşun sonra bana bir fırsat verirsen. Kapıya zaman herkes açıktır. Evet. Hani sonra konuşmak istersen de ayrı. Yani söz hakkı alabilirsiniz, bildirebilirsiniz. Ama sonra da konuşun sonra ben konuşayım. Ben şu an üniversite sınavlarına girmek için çalışan öğrencileri düşündüğüm zaman ciddi bir işlemi mağduriyetin doğduğunu düşünüyorum. Şu an öğrenciler fahriyle sınava gidiyorlar. Onlara eşlik etmek için aileleri bunlarla birlikte gidiyor. Zamanını ayırıyor.
Maddi açıdan zor duruma düşen aileler var. Buna şahit olmuşuz, görüyoruz. Bence bu noktada en büyük sorunumuz ilk olma sorunu, yani o sorunu halletmektir. Ama bunun yanında eğer farklı bir konu alınacaksa, o konunun da üniversite sınavının Siverek'te yapılması olduğuna inanıyorum. Psikolojik açıdan da çok önemli. Öğrencinin girişi, Yani bir sesimi hesabına dönüşüyoruz ama evet, Sibel Özyen ben sınavının burada yapılmaması Sibel'in bir sorunudur. Veya hastanede en azından kazaları azaltabilecek bir önlemin alınmaması Sibel'in bir sorunudur. Doğrusu başkanın da bahsettiği gibi yani 1957'den itibaren ve deneyim faal olarak 22 yılın yürüttüğü mücadele il olma mücadelesidir. Ben hani kapabileceğimiz, alabileceğimiz, halledebileceğimiz bir sorunla hangisi görüyorsunuz diye sorsanız ben de ÖSYM sınavının Siverek'te yapılmasını sağlamanın kolay olduğunu düşünüyorum. Ancak özellikle hani derneğin mücadelesi anlamında konuştuğumuzda ise bu oluşumun herhangi bir soru sileyin il olma özleminin önüne geçirmesini doğrusu o verme mücadele haksızlık olarak görüyorum. Yani, yanlış anlaşmak da istemiyorum. Evet, bugün halledilebilecek en rahat sorun ÖSYM sınavının buraya alınmasıdır. Ama il olma meselesinin ikinci sıraya düşmesi bile bence derneğin verdiği mücadele haksızlıktır. Ben böyle düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Girişim Siverek adına oluyor yani, yani dernek adına bu girişim İl Yapma Kalkınma Derneği'nin girişimi değil bu saatten sonra. Yani o anlamda. Şimdi ben arkadaşlarımı hepsini canlı başlar dinledim ve oldu gece. Zaten bu derneğin kendi iki yıl yöre yapmış arabelerin bir arkadaş olarak bir araya gelip kullanmış ama amacımız Siverek'i üret yapma ve kalkındırma derneği. Bu onun temel amacı. Bu 22 yıldır bu devam ediyor ve hiçbir zaman da bugün yakın bu düşmedi. Yani fakat bu temel amaçla birlikte bazen aciliyete göre zamanlar denk düşen bu sorunlar olabiliyor ki biz de şimdi o zaman içerisindeyiz. Bu iki zaman nedir? Bizim işte 30 bin kişi bir araya gelip orada bir dünya raporları kitabını kurmak, okuma raporları kurmak ve bu alanda insanların kitap okumaya alıştırmak ve eğitim sistemleri, eğitim sorunlarını göndermeye gitmek. Yoksa bizim bir sürü sorunumuz var. Bizim şey, bir kavşak sorunumuz var. Bizim hayati mesele olan su hayatı dediğimiz su sorunumuz var. İşte bizim resipi çevresi devam ediyor. O sorunumuz var. Hastahanada bir yoğun bakım ünitesinin olmayışı sorunumuz var. Bir ofis, bir kare olarak şehir merkezindedir. O sorunumuz var. Bir tarihi, kanımız, toprak yanından evvel bir şey kalmamış. O sorunumuz var. Biz yani halk arasında bir defa bir işe girip geliyor zaman sen ne iş yaparsın? Ne iş olsa yaparım, zihniyetine hareket ettiği zaman sen hiçbir şey, bir şey yapamazsın. Buradaki hayatımızı saptırmamak için bizim konumuz kitap. Evet. Ve kitap da eğitimin bir parçası. Yani insan, eğitim ve kitap bir bütündür. Sen bunları birbirinden ayıramazsın. Bizim bu tahvilerde, ya da parklarda, halk arasında yapacağımız bu standlarda bence bizim gündeme getirdiğimiz tek bir konu varsa eğitimdir. Bu eğitiminde yanlış şeyler var. Mesela bir meslek işte okulların kurulması, fakültenin kurulması, Siverek'te
bu vece, bu vece sınavları yapılması, yani eğitimle ilgili olabilecek şeyleri. Ki bütündür. Yoksa biz halkı da gidip de bir kanun ile bir kursu koyup da geldiği zaman bir vatandaşmış insanlara kendi bağımlılık sorunu dinlemek. Onu da dinleyeceğiz, evet. O hepsi kalkacak. Değil mi? Şükran Kani Devri gibi bak kadar faiz aldıysa, işra kıskancıdaysa onu gündeme getireceğim. Evrişe gideceğim, mahkemeyle bir uzun süreli bir tutuklama eğer varsa onu gündeme getireceğim. O zaman da olduğu zaman, demin dediğiniz gibi, ne iş olsa yaparım zihniyetine kalkırız ki hiçbir şey yapamayız. Evet. Hani soru varsa benim durumum. Ya, benim şey yaptım bu soru kitap okuma sorunu. Eğitim sorunu. Eğitimle ilgili işte yan kurslarım vardır. Böyle üniversitenin burada açılması, bir fakültenin kurulması, bir an evvel bir geçen gün sanal üniversitesinden almış olduğum sanat o kararları bir an taraflı, bir an evvel büyük tarafından onaylanması. Eski devlet kasıphanasını yardımcı bölge okulunun bir an evvel yüksel okula dönüştürdüm. Yani kısacası insan eğitim bir kitap kapsamında olarak bir işlem içerisinde bir orijin noktada biz bulacağız. Buluşmalıyız. Eğer onu aşarsak inanın ki vallahi hep biz gelen bizler bile hiçbir şey yapamayız. Hepsi okula falan biter. Ne enerjimiz kalır, ne moralimiz kalır, ne şokumuz ve de bu projemizi başarıya getirdik. Hep ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beyzen siz sırada kalmak istiyor musunuz? Siz arkada kaldınız. Bence şey de yapabilirsin, öyle de dile getirin. Yani hangi sorun dile getirmenizi silerek rekor çalıştığınızı oraya da getirelim. Ben öncelikle bütün arkadaşlara sevgiyle seviniyorum. Ben de yeni olan arkadaşlardan biriyim. Hocalı abinin dediği gibi eğer söyleyi iyi yapma sorunu kalkarsa odanın hepsinin bir zincir gibi ard arda çözüleceğini inanıyorum. En büyük sorun iyi olmamasıdır bu söyleyin. Eğer söyleyek iyi olursa üniversite sınavı da burada olur. Ve diğer çeşitli sorunlar da burada halledilebilir. İl yapma şu anda 22 yıldır sürülüyor bilerek ama bugüne kadar olumlu bir sonuç alınmadı. Belki de bundan sonra da alınmayacak. Yani bugün koparabileceğimiz bir sorunu çözmek istersek ise üniversite sınavının burada olması diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Müsaaden. Herkese selamlarımı sunuyorum. Bence de dernek yıllardır mücadele veriyor ama şimdiye kadar pek olumlu bir sonuç alamadı. Bu rekor girişinde böyle insanlar girerken biz imza toplayabilirsek eğer kitlesel olarak böyle ilk defa toplu başvuruyu an meclise gönderebiliriz, bakanlara gönderebiliriz. Hangi konuda sorun, hangi sorun? İl konusunda. 30 bin kişiden yılda toplayabilirsek ilk defa bu kadar kişi aynı anda bu konuda bir araya gelmiş olur. Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle herkese selamlar. Şöyle söyleyeyim. Yani, buna en güzel örneği Muğla'yı verebilirsiniz. Muğla'yı ve çevresindeki ilçeler ondan daha da fazla geçmiş. Yani Muğla'yı buraya benzeştirdim. Çünkü şöyle bir durum var. Siverek il olsaydı, bu kültürel, ekonomik ve birçok boyutuyla bu şekilde geri kalsaydı, burada ben hiçbir fazla olmadı. Yani ona bağlı olan ilçeler ondan daha fazla gelişmiş olsaydı, yine de çeşitli şeylere ulaşamayacaktı. Bir şehri geliştiren en önemli imkanlar, sosyal olarak gelişmesi, ekonomik olarak gelişmesi, eğitim olarak gelişmesidir. Yani çeşitli projelerle şehri iyileştirmek adına çok güzel kalkınma projeleri yürütülebilir. İl olması bir engeldir. Tabii kendi şehrin gelişmesi için bir engeldir ama resmi bir engeldir. Eğer ki bir şehir ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak geri kalmışsa il olması onu tek başına kurtaramaz. Bunun için çeşitli projelerle bu kötü şeyler iyileştirilebilir. Yani geri kalmışlık
ki zaten söyleyin en büyük sorun da kalitedir. Çeşitli projelerle bu iyileştirilebilir. Bu kitap şeyde gerçekten de çok önemli bir proje. Gündem ne olması, hangi sorun? Yani birçok sorun var da hangisini gündeme almak lazım? Yani bir sorun söylenecekse. Yani, ne düşünüyorsunuz? Bütün sorunlar önemli aslında. Yani, toplu olarak birlikte alınan bir gündem olsa, hani neresinden tutarsak bizim için karlı. Ben o şekilde düşünüyorum. Bir önerim, sorunu bilme, ön plana çıkarttığınız... Mesela üniversite sınavlarının Siverek'te yapılması gibi. Bu sadece bir başlangıç. Bir başlangıç. Evet, teşekkür ederim. Fikirleri alıp ona sonra bir süreç edelim. Ben de tüm bizi dinleyen arkadaşların Siverek dışında olanlar saygıyla selamlıyorum. Şükrü arkadaş da gidiyor. Onun bazı önerileri vardı. Aslında benim onlara itirazım vardı. Şimdi biz sivil toplum kuruluşları eylem ve etkinliklerimizi yaparken bunu özellikle siyasi bir yapıya büründürmememiz gerekiyor. Maalesef Süveyrek'te bugüne kadar alışa gelmiş bir ve benim bakış açımda da 22 İl Yapma ve Kalkındırma Derneği'nin de sürekli kendini siyasi yapılardan koparamamasından dolayı bir türlü Süveyrek'in bir bütün sorunu olarak gündeme taşınmadı. Hep bir kesim tarafından taşındı. Ve bu da Süveyrek'in var olan sorunlarına bir bütünle sahiplenmedik. Yani bugün işte gerçekten sizin öncülüğünde yapılan, derneğin öncülüğünde yapılan Ahmet Arif'i okuma ve kitabını, Guinness kitabına rekoruna geçmesi için başlattığınız bu öncülük saygı duyulacak bir noktada. Ama getirip bunu belediyenin düzenlediği bir şeye denk getirmesi kadar da siyasallaştırması yanlış bir noktadır. Şimdi o zaman kim buna sahiplenecek? O zaman belediye sahiplenerler bu Guinness kitaplar ve korunatılmaya çalışmayı onlar üzerinden yürüteceksin. Şimdi onun için biz bir bütünle sorularımızı ele alırken siyasi düşüncelerden farklı düşünemiyoruz. Yani özellikle siyasi sivil toplum kuruluşları. Şimdi biz bu sivil toplum kuruluşları şeyden bağlarını koparmalılar. Evet, ben de bir siyasi partinin temsilcisiyim. Ben buraya gelirken sadece siyasi kimliğimi ön plana çıkararak getirip dayatırsam bu da doğru değil. Ama bir bütünen bir Süveyrek'in sorunlarını gündeme taşırken siyasi kimliğimizi de dışarıda bırakmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Süveyrek'in sorunları çok. Ama en büyük sorun Kürt sorunudur. Ama sivil toplum kuruluşları bizim bulunduğumuz birçok toplantıda biz bunu gündeme getirdik. Hem il olmaz konusundan çok da öncelik planlı, hem köprü, kavşak, sanayiden de çok önemlidir. Çünkü her gün bu bizim verdiğimiz vergilerle bırakın insani kaygıları, bunun bir de maddi boyutu var. Bizim cebimizden gidiyor bu paralar. Ve giderken de bizim üzerimize yağlıyor. Şimdi ben bir araştırma yaptım, örnek vereyim. Torbalı, İzmir Torbalı'da insanların geçinebileceği insan sayısı kaçtır diye orada Ziraat Odası Başkanı'ndan sorduğunda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nda dedi 60 bin kişiyi besleyebiliyoruz. Kaç bin kişi yaşıyor? 160 bin kişi. Nedir? Buradan göç giden, Süveyrek'ten, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan oraya göç gidenler oradaki yaşamı da daraltmış. İnsanların geçim kaynağına rağmen. Erol'u sorduğumuzda da diyor ki 15 bin insanı geçindirebilir Erol. Kaç bin kişi yaşıyor? 5 bin kişi. Şimdi bir yandan bombalarla boşalttığımız bir ülke, bir diğer yandan da doldurduğumuz insanlar. Yani ülke bir kaos yaşıyor. Ha, ben şey, oraya... ilişkiyi mesela
rapor girişimiyle yani çözebileceğimiz sorun. Bak ben İl Yapma Kalkınma Derneği Başkanıyım. Ben diyorum ki il olma çözemeyeceğimiz sorun. Yani o gerçekleşti. Çözebileceğimiz sorunu, koparabileceğimiz sorun olarak yani ne önerirsin? Ben şunu söyleyeyim yani o noktada başkanın, Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeye yani eğitim, kültür, okuma, kitap bu noktada bakış açını başta söyledim. Destekliyoruz sonuna kadar. Ama Şükrü arkadaşın getirdiği belediyenin festivalinin olduğu güne denk gelmesini de bir birey olarak da ben yani doğru bulduğum bir şey değil. Burada farklı siyasi düşünceler var, farklı sivil toplum kuruluşları var ve Ahmet Arif'e sahiplenirken belediye tek buna sahiplenmeyecek. Bir bütünen sahiplenecek. O noktayı ben söyleyeyim. Ondan sonraki süreden diğer soruları ben yine bana sorarsan en büyük sorun çözülebilecek birinci sorun arkadaşlarımla söylediği hani bir düz güven gelmesi açısından Suriye'de üniversite sınavlarının Suriye'de yapılması doğrudur ama bir genel bakış açısı da sivil toplum kuruluşlarının önüne koymalıdır. Bu da Kürt sorununa demokratik, barışçıl bir çözüm getirmek konusunda da ana bir perspektif kendi önüne koymalıdır. Ben bu temelde bunları söyleyebilirim. Yani farklı görüşler olursa aydınlatma da buluruz. Yani ben bu anlamda sonuna kadar siyasilerden arınmış bir sivil toplum kuruluşun her türlü destek sunarız. Ama siyasallaşan bir sivil toplum kuruluşuna da benim bir yere kadar destek veririz. Eğer siyasallaşmışsa da bizim orada en azından desteğimiz olmaz yani. Olsa desem, olacak desem de doğru bir yaklaşım değil. Saygılar sunarım. Başkanım, birincisi Sivri Vilayet Derneği bugüne kadar hiçbir siyasi hareketin farkındayım. Güdümünde değil, olsa bu arkadaşlar birbirinin yanında olmaz. İkincisi, ben önce Sivri'ye gireyim, sonra belediyeyim. Kimsenin de siyasi avukatı değilim. Tamam mı? Belediyenin de siyasi avukatı değilim. Beni tanıyanlar bilir. Ben yaşamın olduğu yerde varım. Ve yaşam bunun daha iyiye, daha güzele, daha kaliteye gitmesi için varım. Bunun pratiğini görmek bir olaya bakarken de siyasi gözlükle bakmam. İnsani gözlüklerimi takarım. Bunun pratiği olması gerekiyor. Ahmet Kaya'nın diyor ya, diyor, yani beni tarihle, felsefeyle yaptılar. Tarih, felsefe toplum insanları şey yapacak. Şimdi Sivri Vilayet Derneği karşılıklı cevap, gerçekten, cevap hoş değil. 20 yıldır ben bu derneğin içindeyim. Bugüne kadar biz dernek yönetimi olarak diyorum, kişilerin, herkesin kendisine göre bir siyasi görüşü var. Bugüne kadar biz derneğimizi hiç kimseye, hiçbir siyasinin hizmetine sokmadık. Evet. Ama bize destek sağlayan siyasilere de kapımızı kapatmadık. Bizim halimizi soran, zor günümüzde yanımızda olan siyasilerle de çay içmesini bildik. Ama onların sözcülüğünü yapmadık. Ha ben burada bulunmamın sebebi belediye başkanı vekili, avukatı da değilim. Belediye başkan yardımcısı burada. Maaşını alayım, benden önce o belediyeyi sağlayayım. Biz belediyeye dediğimizde rekorun kırılması için bakın ben sadece belediye demedim. Kaymakamlık dedim, valilik dedim, cami hocasını dedim, herkesi dedim. Biz desteğe onu hizmetle göre kaldırmaktır. Yani ben belediyeci olamam. Ben işte hal olur bunu. Hastaneye geliyorum. Ha benden önce başkan yardımcısı burada ben size. Yani şöyle böyle bir şey diyorum ben olmasın da. Ben karşı tanıyoruz geçmişte. Herkesin uzakta alacak karşı bir cevap olarak olmasın. Ben de şunu söyleyeyim. Abi bu. Yoksa çok güzel. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Valla. Yani ev sahibi olarak şunu söyleme ihtiyacım yok. Şimdi biz bu üçüncü toplantımız. Bu üçüncü toplantımızdan önce yapılan iki toplantının da kesintisiz bütün video kayıtları bizim grupta ve sitede ve çeşitli yerlerde paylaşıldı. Belediye götürülme olayı proje meclisinde yer alan arkadaşın ortak kararıyla alındı. Bu herhangi bir dediğim gibi bu saatten sonra bu derneğin herhangi bir girişimi değil, bu Süven'in girişimi. Haklı haksızlığı o tartışmalar izlenebilirse neler konuşuldu görülebilir ve bizim proje meclisinde hiç kimse, hiçbir arkadaşımız, hiçbir büyüğümüz kendi unvanlarıyla, sıfatlarıyla burada değil, şahıslarıyla burada.
Dolayısıyla biz bunları da tartıştık. Artısını, eksisini, belediyeyle beraber yapılması, hep her şey konuşuldu. Biz sonuç almak istiyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi il olma meselesinde olduğu gibi. Eğer biz sonuç alacaksak, bak ben il yapma kalkınma derneği şu an başkanı, ben diyorum ki il olma konusu sıra bana gelip yapmayalım. Çünkü sonuç alacağımız konuyu yapalım. Proje yapıyorum. Biz ilk toplantıdan bugüne şunu söyledik abi. Biz rekor kırsak da çok önemli. Ama bu rekorla biz Siverek'te işte bu proje meclisi kapsamında farklı düşüncedeki olan arkadaşlara bir araya gelebilir miyiz? Siverek adına orta akıllı çıkartabilir miyiz? Orta akılın öngördüğü hareketleri, faaliyetleri beraber yapabilir miyiz? Yerel olabilir miyiz? Duruşumuz, dünya görüşümüz, inancımız farklı olabilir ama burada yerel sorunumuzu hepimiz ilgilendiriyor. Üniversite sınavı. Her türlü düşünceyi, her türlü inançlar, her türlü bakış açısı olan insan üniversite sınavına muzdarip. Benim de kardeşim, senin de oğlum diyen de şey. Bu tür sorunlarda bu inançlarımızdan sıyrılıp bir şey yapabilir miyiz? Bu kapsamda rekor girişimi değerlendirildi. Sizin dediğiniz ve düşündüğünüz anlayış da burada konuşuldu. Ama nihai olarak ortak yapılmasının, çünkü bu bir emek olayı. Biz hatta başkanım güzel örnek verdi, biz ilk etapta onu ilk toplantıda şey yaptık, dedi bütçe. Şimdi biz buranın bütçesini kirasını ödeyelim. Biz neyin içinden bahsediyoruz? Dolayısıyla sadece mesele bütçe dediğimiz. Mesele yapılacak bir etkinlik var. Bu etkinliği biz nasıl daha anlamlı, nasıl daha etkin, nasıl daha şey yapabiliriz? Hani söylediğinize cevabım değil ama bunu da bir saygı olarak söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü burada herkes kendi düşünceleriyle doğruyu söyleyip ortak karar almaya çalışıyor. Şimdi Süveyli'de bu kadar sorunları aşılmamasının temel nedeni nedir? İşte bizi ekonomik olarak ya bir kendine muhtaç etmek ya da feodalite olarak kendimize, birbirimize muhtaç etmek. Şimdi çok fazla böyle gerçekten böyle arkadaşların sıkıcı noktaya da çekmek istemiyorum. Ama emek verilen bir şey var, onu başta da söyledim, sonra da söyledim. Destek veriyoruz, güç veriyoruz. Şimdi burada biz bir şey ele alırken herkes bir bütüne ele almamız gerekiyor. Şimdi biz bir pencereden bakarsak diğer pencereleri kapatmış oluruz. Onun için şimdi Şükrü arkadaş birçok alanda da birlikte de çalışıyoruz, birlikte de toplantı yapıyoruz. Onun geçmişte yaptığı bir şeyler var, ondan arınmak için. Sanki birileri sürekli ondan o hesabı soruyor ve her toplantıda bize de bir cevap verme mecburiyetinde kendini hissediyor. Onu anlıyoruz, saygı da duyuyoruz. Fazla da polimiğe de girmiyoruz kendisine. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Eğer burada biz bu sorunu çözmek istiyorsak bir bütünen herkes kendi siyasi düşüncelerini bir kenara bırakması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi yoksa biz bırakmışız. O anlamda şimdi biz bir daha birçok defa il yapma kalkınma derneği siz de geldiniz. Destek de sunacağımızı belirtmek. Ama nedense bir türlü bir bütünlük sağlanamıyor. Son noktaya geldiğinde ya büyük bir miting yapılıyor, destek vermeyecek mi? Geldik beraber de konuştuk. Hiçbir şey taşımanın destek vereceğimizi, kitlemizi taşıyacağımızı belirtmedik mi? Ama bir gün, iki gün falan neden değişir bu? Bunların giderilmesi için yani birilerine muhtaç olmamalıdır sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşları Süveyrek kaygılarını taşımalıdır. Kendi bireysel kaygılarından arındırmalıdır. Ben belki bir siyasi kaygı taşıyabilirim konuşurken, başkan da taşıyabilir. Buna da saygı duyarım. Ama Şükrü'nü taşımaması gerekiyor. Çünkü basın olduğunu, Süreyya kalemşör, kalemle yazı yazdığını söylüyor. Ha, bu arkadaş kendini de açmalı. Yani biz bu noktada diyoruz, destek de veririz yani. Ben anlamadım, benimle konuşsun. Her toplantıda her polemik yapmanın ne anlamı var? Bunu sen ne polemik yapıyorsun? Yani bu ne anlamı? Sen sürekli karşı çıkıyorsun da ben ona... Ben karşı çıktığım konu yoktur. Evet. Allah'ım. Yani sen bunu sakin olalım. Kendinle çalışıyorsun. Her şeyden önce bu ortamı bize hazırlayan, bu altyapıyı kuran Hali Başkanımız Koçeli abi'ye başta teşekkür ediyorum. Ondan sonra Sayın İl Başkanımız Müzaffer Bayram'a yönetime teşekkür ediyorum. Ayrıca işini bırakıp buraya gelen
proje meclis üyelerine de saygılarını sunuyorum. Şimdi aslında bir insan bir hedefe kilitlendiği zaman o hedefi başarır. Ama bir hedeften fazla 2-3 hedefi olunca hepsinden de mahrum olur ve başarılı olmaz. Şimdi ben düşüncem şu, bizim ilk hedefimiz bu rekor, kitap okuma rekorunu kırmak. Ha bunun içini doldurmak. Bunu biz başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman diğer sorunlara bir referans olur. Yani diyelim bu bitti. Başarılı bir şekilde bitirdik. Sivrek'in burada tanıtma olur. İnsanın okuma havası, insanın kitap okumanın önemi burada panelde ya da konferansa anlatılacak ya içi doldurulacak. Ha bu içi doldurduktan sonra bu sorunlarımızı bir hafta sonra başkan yine meclis toplantıya çağırır ve o sorunlar hangisi ele alınacaksa birer sorun bitirerek böyle bitirir. Yoksa biz böyle birden 3-4 hedefe kilitlenirsek hiçbir şey de yapamayız. Onun için ben birinci sorunumuz, hedefimiz olan bu kitap okuma rekorunu kırmak için daha önce bir gün önce bir konferansın düzenlenmesini istiyor. Ya panel ya konferans. Böyle tanınmış bir prof bu konuda bir konferans verilmesini istiyoruz. Artı buraya gelecek insanların konferansın içeriği ne olacak abi? Konferansı içeriği kitap. Kitap sosyal hayatta kitap, ekonomi hayatta kitap. Yani kitabı burada önemli vurgulayacak. Konusu bu. Ayrıca o gün çok işler olur. Mesela o gün ben şöyle düşünüyorum. Diyelim 30 bin paket hazırlanır. Bu paket içinde sinemayı tanıtıcı kitaplar. Artı o günkü mesela durum şeklinde bir şeyler yani gelene isim yazdırılır. O paket verilir. Yani o insanlar ondan gelecek. Diyelim birlere kadar, ikilere kadar orası bekleyecek o sıcakta. Hem o paketin içinde suyusu olacak, yemeği olacak ve sinemayı tanıtıcı kitaplar olacak. Konsol bulabilirsek. İşte ben diyorum yani buna eğilmemiz lazım ve tüm çalışmaları buna göre hazırlamamız lazım. Ve bunu içini doldurduğumuz zaman inan ki bu diğer sorunlarımıza referans olacak ve başarılı olacağımıza inancı içindir. Bunun seni de inşallah başkanımız bulacak yani. Bunun finansmanı. Gündem olarak bir şey önermiyor musun abi? Yani ben ancak bu rekor kitabı gündemi bildikten sonra şunu size veriyorum. Yine meclis toplatırsınız. Hangi sorun öncelikle o gün? Bugün mesela zaman ayrı. O günkü zaman değişik olabilir. Değişik sorunların zamanı olabilir. Onu o gün değerlendirirsek daha başarılı olacak inancındayım. Çünkü ayrıca bu bir referans olacak. Yani siyasilerimize, yetkilerimize bu bir referanstır. Biz seyrek tanıtmış oluruz ve o sorunlarımızı birer birer götürmek şekliyle bitirebileceğin inancı içindeyim. Ya o sorunlarda o zaman mesela il her zaman gönlümüzdedir. ÖSYM ve fakültenin kurulması. Tabii o zaman düşünecek şey. Ben şimdiden onu söylemiyorum. Çünkü o zaman belki ÖSYM ömrü olur. Belki il yapma için odaklanır ve zaman gösterir. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Saygılar olsun. Değerli arkadaşlar, hepinize selam veriyorum. Saygılar selam veriyorum. Hepimizin gayesi Süreyya'nın emeğinin büyümesidir. Hep kardeş olarak buraya gelmenin sebebidir. Biliyorsunuz yakında Urfa Büyükşehir veriyor. Biz de aynı işe giriyoruz. Ne görünüyor? Biz de Büyükşehir içine giriyoruz. Tabii Büyükşehir içine girdiğimiz zaman bu ÖSS sınavı zaten bitiyor. Tek merkezde yapılacak değil, içeride yapılacak. Burası İstanbul'un Beykoz'u, o şekil oluyor. Eğer il yapamazsak da gel beraber çalışalım. Yazıyla da olsa gönderelim. Sürekli bunun ayarında iki tanesi ilçe yapalım.
Eğer iki tane ilçe yapamazsak sorumuz yine bitmeyecek, daha da beter olacak. Ben geçen hafta Torbali Belediye Başkanı'yla görüştüm. Bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar. Gece sinekler beni yiyor. İlaçlama bile atamıyor. İşte bir şehir bekliyorlar. Yani çok sıkıntıdır. İşte bunun çaresi iki tane ilçenin ayrılmasıdır. Süverek'te iki tane ilçenin ayrılmasıdır. Bunun için hazırlı olun, müracaat edelim. Yani büyük ailelerimiz var. Mesela Karageç var, Çaylarbaşı var, Karacadağ var. Yani büyük ailelerimiz vardı. Diğerine gelince, rafıra gelince Milli Eğitim'le iş birliği beraber bu iş inşallah olur. Milli Eğitim işine çıktığımız zaman mümkün değildi. Yani öğrencilerle müsait tamamlayacağız. Zaten şey, Milli Eğitim Kaymakamlık bizim ortağıdır zaten. Evet. Bu inşallah olur yani, olmayacak bir şey değildir. Yani altında bir şey anlattığım bu siyasi boyutu da bu meclisin işidir. İnan ki her parkta burada insan var. Onlar orada beraber çay içiyor, keyfim yaşıyorlar. Gece beraber gündüz de siyasi ediyorlar, bizi de alay geçiyorlar. Bu iş hep işler meclisinde hal olur. Hal olmayacak bir şey yoktur. Bunu daha başta bir çoğundan dahi hal eder. Bunu hocamıza bırakırsa da hal eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dünyanın dileğim yoktur. Hepimiz kardeştir. Hep beraber yani Kur'an'a uyan hep işte bitti. Hiçbir sorun yoktur. Hepinize saygıyla teşekkür ederim. Arkadaşlar, tamam öyle kalsın. Arkadaşlar şimdi ben evvela payın kardeşimizin verdiği siyasetle ilişki içerisinde ona dair şey konusunda bilmiyorum. Payın Bey bizi yapmadan takip etmiyor. Önleri yıktırdığımız zaman da arkadaşlara kesinlikle herkesin görüşü, düşüncesi vardır. Çünkü biz 27 kişide değil, derneği gibi bir kişide kurduk. Her düşünceden insan vardı. Ve o derneğe hani yürüdüğü zaman herkes kendi siyasi fikrini dışarıda bırakacak. Dernekte sadece Siverek tartışılacak. 22 yılda bu görevi yaptık. 22 yıl içerisinde de siyasi görüş yoktu. Şu anda bu mecliste de siyaset yoktu. Burada sadece Siverek'e faydalı olmak, Siverek'i tanıtmak ve böyle bir rekoru kırmak çalışmaları vardı. Bunu ben kardeşime söyleyeyim. Çünkü Şükrü Bey de bizi dernek yeni kurduğumuzda eleştirmişti. Efendim Cenab-ı Gülpınar'ın propagandasını yapıyor diye. Yıllarca bizi eleştirdi. En son baktı öyle bir şey yok. Şimdi derneğin basın sözcüsü yıllardır dernek için mücadele eden arkadaşımız. Şimdi ben bunu tespit etme konusuna gelince ben biraz evvel razı ettim. Siverek il olursa, il hakkımızı alabilirse bütün sorunlarımız hemen hemen çözülür. Zaten sorunsuz bir yerde mümkün değil. İnsanların yaşadığı bir yerde sorunlar bitmez biliyorsunuz. Ama il olmadıktan sonra hangi yatırım yapılırsa yapılsın bir faydası olmaz. Çünkü köklü bir çözüm olmaz. Urfa'nın 1927 nüfus sayımında Urfa 29 bin nüfusa sahipti. Biz 15 bin. Yani bizim iki katımızdır. Bugün Urfa'nın geldiği duruma bakın. Neden? İl olduğu için. Onun için yani il olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bu eğitimle ilgili bir konudur, okumayla ilgili bir konudur. Bir iki tane konuyu, sorunu tespit edelim derseniz. Arkadaşlarımın çoğunluğun dediği gibi üniversite sınavlarının Siverek'te başlatılması, bir fakültenin Siverek'te kurulması konularını önerebilirim. Ama dediğim gibi bunun dışında yani ne kadar yatırım alırsanız alın bir çözüm bulamazsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben zaten fikrimi söyledim. Eğitimle ilgili bir çalışmanın yapılması ve sonuç alınabilecek bir şeylerin gündemleştirilmesinden yanayım. Birçok sorunumuz var ama belki Ali Bey'e katılıyorum. Bir şeyler sonuç alabilirsek, mesela bir üniversite sınavını bu girişim sonunda hem rekor kırıp hem de sonuç alabilirsek, belki bir sonraki çalışmamız yine Siverek'in bir sorunu gündemimize aldık, onu da çözmüş olacağız. Dolayısıyla üniversite sınavları, burada fakülte kurulması veya üniversite kurulması, eğitimde yaşanan sorunlar, genel başlıkta buna göre bunlar olması gerekiyor. Ama bu sorunlar, tabii bir sürü sorunumuz var.
bir resmi görmeden küçük resmi sorunlarla da uğraşmak hani kalıcı çözüm getirmeyecektir. Yapısal sorunlar var, sistemle ilgili sorunlar var, muhakkak öyle. Biz çözebileceğimiz şeyi yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben zaten fikrimi belirtmiştim. Herkese saygılar. Sizin de söylediğiniz gibi sonra ÖSS sistemini burada yapılması, YGS'nin yapılması biraz da rekor olduğu eğitim anlamında belki kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Bir yapmak konusunda da Şanlıurfa'nın büyükşehir olacağı durumundan sonra biraz il olması zor gibi gözüküyor. En mantıklısı da il olamıyorsa en azından bir hocalarında ilçe yapılıp Sivere'ye ayrılan belli bir miktar paranın en azından Karacaada'da ayrı olarak ayrılması daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. 110 TL'yi yaşıyoruz zaman zaman. Hastane yapılır ama yol açısından da mesela karanlıkta bilmiyorum uğrayan oldu mu? Gece ışıklandırma bu öncelikli sorunlardan biridir. Fakat biz de mesela ÖSS'yi geçtik. Şu anda biz belki bizim için, bizim yaşımızdaki insanlar için belki şu anda öncelikli sorun gibi gelmese de bugün öğrencilere sorduğumuzda kendilerimizi onların yerine koyduğumuz zaman öncelikle ÖSS'yi gündeme getirse en mantıklısı bu olur. Afiş konusunda da tamamıyla ben tatmin olmadım. Arkadaşlara bir çaba sarf etmiş, gerçekten bir emek harcamış, 400-500'e yakın fotoğraf çekmiş. Bu kompozisyon daha minnet belirtilseydi daha güzel olabilirdi. Ha, bu konuda ne yapılabilir? Ben de destek verebilirim. Bu konuda çalışmaları olan arkadaşlarla mesela destek olarak. Yani illaki reklam komitesinde olmamız gerekmiyor. Eğer biz bazı şeylerin böyle olmasını istiyorsak o zaman biz ne yapalım? Ben de bunu yaptım getirdim şeklinde olabilir. Olur, olur. Günü kurtarmak açısından olursa fişler kullanılabilir. Biz tatil edelim. Ama kalıcı bir şey yapmak istiyorsan daha herkes tarafından okuma yazma bilmeyen ya da bilen 6 yaşındaki çocuk bile 50 yaşındaki bir insan, 80 yaşındaki bir insan o afiş yapıldığı zaman aynı meşkası alabilecek bir profesyonel ister tabii bu. Bunun için de ben de bazı çalışmalar yapabilirim. O anlamda katkı sağlayabilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Tıp kadroncu arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Şimdi mesela birazcık uzadı da şimdi Sivrelik İl Yapma Derneği ya da yeni adıyla Sivrelik Derin yapabilecek karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilecek konular vardı. Çözüm getiremeyecek konular vardı. Şimdi burada ben Ramazan arkadaşa kaldım. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt sorunu. Çünkü insanların yaşam hakkının olmadığı bir yerde belki Sivrelik İl Yapma Derneği sorun tartışmak belki çok basitçe görünebilir ama şimdi Sivrelik İl Yapma Derneği olan Kürt sorunun çözme noktasında belki çözüm noktasının bir parçası olabilir, mutlaka olabilir. Ama sonuçta bizim gücümüz belli, oranımız belli. Çözüm noktasında Kürt sorunu konusunda ne kadar çözüm konusunda da katkı sunabiliriz. O gerçekliğimiz orada. Ama büyük sorunu es geçip küçük sorunlarla uğraşmakça da bence doğru değildir. Çünkü şu an bizim coğrafyamızda insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, insanlar işte bazı sıfatlar adı altında her gün gözaltılar yapıyor, soykırım operasyonları yapılıyor. Bunlara da duyarsız kalmamak inancındayım. Bunlara da gerekli olan tepkileri de biz sivil toplum kuruluşları olarak tepkimizi göstermek gerektiğine inanıyorum. Ama bu bizim toplantımızın konusuna gelince, şimdi rapor tarihini Belediye Festivali 21-22-23 Eylül tarihinde olacağını biliyoruz. Bizim de rapor girişimiz 25 Eylül'de olacak. Yani festival bittikten 2 gün sonra olacak. Amaç tekrar o dönem okulların ikinci haftası. Öğrencileri buraya taşımak, hafta sonu getirmek diğer şeyler çok zor olacak.
Ama bunu bir şekilde biz netleştiremedik bu tarih konusu. Çünkü Şükrü Bey söyledi ama çözüm bulmadan çekiliyor. Doğru değil. Doğru değil. Kesin. Kesin. Tamam. Şimdi aslında bir de şunu da karıştırmamak gerekiyor. Şimdi amaç ve araç ikilerini karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bizim amacımız Guinness Raporlar Kitabı'na girmek mi? Yoksa bu aracı kullanarak çeşitli amaçlarımızı kamuyla paylaşmak mıdır? Şimdi eğer temel amacımız Guinness Raporlar Kitabı'nı kırmak ise biz sadece bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yok, eğer bu rapor girişimi bir araç olarak kullanmak istediğinin temel sorunu dinamleştirmek istiyorsa... İçini doldurmak, rekor girişimi içini doldurmak, yani öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle bir eleştiri var, ben de çok hatırlıyorum. İlk toplantıda da konuşmuştuk. Okumayan bir toplumda 30 bin kişi toplayıp bir saat tutup rekor kırması ne anlamı var gibi çok haklı bir eleştiri var. Dolayısıyla bunu işte eğitim, Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, yani eğitim sorunu bir an işlemek, onu doldurmak bu anlamda söylüyoruz. Yoksa hani farklı bir şey değil. Şimdi amacımız bu konferansın, bu girişimin içini doldurmaksa şimdi yapılabilecek şeyler çünkü yapacağımız şeyin bir mali altyapısı olması gerekiyor. Yani burada bir kitap fuarı düzenlemek çok büyük mali küfür ister. Çünkü o kitap fuarı geldiğiniz zaman o kitap, o yazarı buraya taşıma, bir stand konuşturma, o yazarı burada ağırlama çok mali küfürleti olan işler. Onun yerine ben bir önemi sunabilirim. Yani kitap fuarı yapmaktan çok yayın evlerine bir mail yönelir ya yayın evlerine iletişime geçilir. Her yayın evi kendi kitaplarını satmak için bir stand açabilirler. Yani kitap fuarı bu bir maliyeti değil çünkü sonuçta bir ticaret işidir. Kitap yayın evleri kendi kitabını satabilmek için stand oluşturur. Her yayın evi kitabını satabilir. O şekilde yapılabilir. Ali Hocam, konferans olayını söyledi. Hani rapor girişiminden önce bir konferans yapalım. Şimdi ben Siverek'teki birçok konferansa girmişim ama bütün insanlar çoğu konferansa uyuyorum maalesef. Yani konferans gerçekten hani insanları gördüğünüz zaman, insanları cezbeden bir konu olmadığı zaman insan bir zoraki gibi ben çok konferans yapıyorum. İnsanlar yarısı burada uyuyorum maalesef. Şimdi mesela biz Siverek Eğitim Sen temsilcilik olarak bir anayasa ve barış onu bir panel yapmıştır. Cumhurbaşkanımız da gelmiştir. Orada topladığımız kit de orada belliydi yani. Çok fazla insan bu konferanslar, işte paneler olması gereken şey çok önemli şeyler ama maalesef insanlarımız bunu bilincinden çıkartmadıkları için bu pek tutmuyor. Yani gelmiyor insanlar. Şimdi bizim amacımız birazcık daha insanların ilgisini çekebilecek çalışmalar yapmamız gerekir. Mesela bugün siz bir konferans, bir konser verdiğiniz zaman eğer insanların, gençlerin nabzını tutacak bir sanatçı getirmediğiniz zaman konser de tutmuyor. Ama şu an mesela bir genç, özellikle genç kitlesine siz bir cezayı getirdiğiniz zaman, bir rapçiyi getirdiğiniz zaman çok tutuyor. Ama bir gidip sen müziğe sen hara getirirsen kimse gelip o konseri dinlemez. Bir de şimdi paneller yapılabilir. Paneller çok güzel olabilir ama insanlar orada getirtebilmemiz o problemimiz var. Şimdi siz orada gündemleştirmemiz gereken bir sorun dediniz. Yani şimdi bakın eğer Siverek İl Yapmak Derneği 22 yıldır Siverek İl yapamıyorsanız zaten Siverek İl Yapmak Derneği'nin temel amacı Siverek İl yapmak değildir. İl olmaz.